Hoş geldiniz arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar konumuza devam ediyoruz. Konumuz en büyük ortak bölen EBOB. İki veya daha fazla sayma sayısının ortak bölenleri arasında en büyük olanına bu sayıların en büyük ortak böleni denir. EBOB AB veya AB EBOB şeklinde ne yapılıyor arkadaşlar? Gösterelim. Genellikle bu gösterimi kullanıyoruz ama başka kitaplarda bu gösterimde AB EBOB şeklinde gösterimler var arkadaşlar. Şimdi 20 ve 30 sayılarının bölenleri ve ortak bölenleri bulunsun. Şimdi 20 sayısının bölenlerini arkadaşlar 20 çarpı 1, 2 çarpı 10, 3'e bölünmüyor. 4 çarpı 5 şeklinde buluyoruz. 30 sayısının bölenleri veya çarpanlar arkadaşlar 30 çarpı 1, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6. Şimdi arkadaşlar ikisini de ne yaptık? Ortak ikisinin de bölenlerini bulmuş olduk. Şimdi burada ikisinde ortak olan ne var? Onlara bakıyorum arkadaşlar. Ortak olan ne var? Birler ortak. İkiler ortak. Dört ortak değil. Beş ortak. On ortak. Başka ortak var mı arkadaşlar? Yok. Bu ortak olanlardan en büyük, yani ortak olanlardan en büyük olan 10 arkadaşlar bizim neyimiz oluyor? En büyük ortak bölenimiz. Yani EBOB'umuz oluyor arkadaşlar. Şimdi ortak bölenler 1, 2, 5 ve 10. Bunlar neler arkadaşlar? Ortak bölenler. Bu ortak bölenlerden en büyük olan hangisi? 10. Bu 10 arkadaşlar bizim neyimiz oluyor? EBOB'umuz oluyor. Yani en büyük ortak bölenimiz olmuş oluyor. Ve 32'nin EBOB'unu bulunuz. Arkadaşlar EBOB'unu bundan sonra bulmak için ortak bölen listesi ya da algoritmayı kullanacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde 24 ile 32'yi yazıyorum arkadaşlar. Bölen çizgimi koyuyorum. Ne yapıyordum? En küçük asal sayı olan 2'den başlıyordum. 2'ye bölünen var mı? Var. Şimdi 2'ye böldüm arkadaşlar. 2'ye böldüm. 24'ü 2'ye bölünce 12. 32 2'ye bölündü mü? Evet, 16. 2 ikisini de böldüğü için, ortak olduğu için arkadaşlar işaretliyorum. Çünkü bu benim ortağım. İkisini böldü. Tekrar 2'ye bölünen var mı? Evet. 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğüm 6. 2'ye böldüğüm 8 arkadaşlar. 2 tekrar 24 ile 32 olan 12 ile 16'yı böldüm arkadaşlar. Evet. O zaman ortak arkadaşlar. Yuvarlak içine alıyorum. Tekrar 2'ye bölünen var. 2'ye bölüyorum. 6'yı 2'ye böldüm 3. 8'i 2'ye böldüm 4. İkisini de böldü mü? Evet, ortak. O zaman yuvarlak içine alıyorum. 2'ye bölünen var arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. 2'ye bölüyorum. 3 2'ye bölünmedi. 3 4 2'ye bölündü. 2 kat oldu. Şimdi arkadaşlar ikisini ortak böldü mü? Hayır. Sadece birini böldü. O zaman ne yapıyorum? Hiçbir şey yapmıyorum. Yuvarlak içine almıyorum. Tekrar 2'ye bölünen var. 2'ye bölüyorum. 3 2'ye bölünmüyor. 3 olarak 2 2'ye bölündü 1. İkisini bölme. Sadece birini böldüğü için yine almıyorum arkadaşlar. Sonra 2'ye bölünen yok. 3'e bölüneni alıyorum arkadaşlar. 3'e böldüm. Burası 1 oldu. Sadece bunu böldüğü için arkadaşlar almıyorum. Ortak bölenlerin sadece ortaklarını alıyorum arkadaşlar. Ortaklar hangisiydi? Bunlar bizim ortaklarımızdı. O zaman EBOB 24 32 eşittir. Bu ortak yuvarlak içine aldıklarımı çarpıyorum arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 8. Yani EBOB'umuz kaç oldu arkadaşlar? 8 olmuş oldu.
56 ve 70 sayılarının ebobunu bulunuz. Yine bölen listesini kullanıyoruz arkadaşlar. 56, 70. 2'den başlıyoruz en küçük asal sayıdan. 2'ye böldüğüm zaman burası 28, burası 35. İkisini aynı anda mı böldü? Evet. O zaman arkadaşlar ortak olduğu için yuvarlak içine aldım. İkisini aynı anda böldü. Tekrar 2'ye bölünen var. 28 2'ye bölünüyor. 2'ye böldüm. Bu 14, 35. İkisini aynı anda böldüm. Hayır. Sadece bunu böldü arkadaşlar. O zaman ortak değil. Tekrar 2'ye bölünen var. 2'ye böldüm. Bu 7, bu 35 arkadaşlar. Bunu böldü. Bu yine bölünmedi. Yani ikisinin ortağı değil arkadaşlar. O zaman almıyorum yine. Sonra 3'e bölünen var mı? Yok. 5'e bölünen var mı? Var. O zaman 5'e bölüyorum arkadaşlar. Bu 7. 35'i 5'e böldüm. 7. İkisini aynı anda mı böldü? Hayır. Sadece bu 35'i 5'e böldüm. 7 oldu arkadaşlar. 7 bölünmemişti. Ortak değil. Sonra tekrar neye bölüyorum? 5'e bölünmüyor. 7'ye bölüyorum. 7'ye böldüm. 1. 1. İkisini aynı anda mı böldü? Evet. Ortak olduğu için yuvarlak içine alıyorum arkadaşlar. O zaman benim ebobum ne oldu? Bu ortakların çarpımı olacak arkadaşlar. Ebob 56 70 eşittir 2 çarpı 7 eşittir 14. Kuralımız var arkadaşlar. Aralarında asal olan sayıların ebobu 1'dir. Bunu her zaman söyleyebilirsiniz. Sayılara bakıyorsunuz. Aralarında asal mı değil mi? Eğer asalsa ebobu 1 diye yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. 13 ile 20'nin ebobu kaçtır? Arkadaşlar 13 bir asal sayı, sadece 13. 20'yi asal çarpanlarına asal çarpan şeklinde ayırıyorum. 4, 5, 2, 2 diye ayrıldı. Ortak var mı arkadaşlar? Yok. O zaman nedir? 13 ile 20 aralarında asaldır. O zaman ebobu nedir bunların? Ebob 13, 20 eşittir 1 diyoruz arkadaşlar. Ebob 20, 21. Şimdi arkadaşlar biz daha önce ne öğrenmiştik? Ardışık sayılar aralarında asaldı. Bunlar ardışık mı? Ard arda gelen sayılar değil mi? Ard arda gelen sayıların ebobu, yani ardışık olan sayıların ebobu aralarında asal olduğu için arkadaşlar 1'dir diyoruz. Diğer bir kuralımız. Biri diğerinin tam katı olan iki sayının ebobu küçük olan sayıdır. Yani ebob x 2x, yani 2x x'in 2 katı, yani belli bir katı olacak, tam katı olacak. O zaman ebob küçük olan sayı oluyor arkadaşlar. Şimdi örneğimizde bakarsak 18 ile 54 sayıların ebobu kaçtır diyor. Şimdi ya ebob 18 54, bakıyorum şimdi arkadaşlar. 54 18'in kaç katı arkadaşlar? 18 çarpı 3 katı değil mi? O zaman neydi kuralımız? Tam katı mı? Evet. 3 tam katı 54. O zaman küçük olan ebob oluyordu. Küçük olan hangisi? 18. 18 bizim ebobumuz arkadaşlar. Ebob 30, 90. Buradan da direkt görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? O 90, 30'un kaç katı? 3 katı. Yani bu 30 çarpı 3 demektir. O zaman ebob 30, 90 eşittir. Küçük olan hangisi? 30. 30 diyoruz arkadaşlar. Evet. Diğer bir kuralımız. Asal çarpanların kuvveti biçiminde verilmiş olan sayıların ebobu tabanları ortak olan çarpanlardan üssü en küçük olanların çarpımıdır. Burada üssü en küçük olanlar, ortak olanlardan üssü en küçük olanları seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu örneğimize bakarsak A 253 çarpı 3, B 252 çarpı 3 üzeri 4. Ebob AB nedir diyor. Şimdi ebob AB eşittir. Şimdi tabanları ortak olanlara bakacağım arkadaşlar. Burada ortak tabanlar 2 mi? Evet. Birinin üzeri 252, diğeri 253. Hangisini alıyorum? Üssü küçük olan. Üssü küçük olan, buraya yazıyorum, 2 üzeri 2.
Sonra arkadaşlar başka ortak tabanlı var mı? Üçler var değil mi? Biri 3, 3 üzeri 1, 3 üzeri 4. Üstü küçük olan hangisi? Bu 3 üzeri 1 olan. Onu alıyorum arkadaşlar. EBOB AB ne oldu? 2 üzeri 2 çarpı 3 oldu arkadaşlar. Diğer bir örneğimizde de A 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5, B 3 üzeri 3 çarpı 7 üzeri 2 EBOB AB nedir diye soruyor. EBOB AB diye yazarsak hemen arkadaşlar. Şimdi tabanlara ortak olanlara bakacağım. Şimdi buralardan ortak olan hangisi? 2 var mı? Burada yok. 3 var mı? 3'ler ortak. Evet arkadaşlar. 3'ler de burada 3 üzeri 3. A'da 3 üzeri 2. Küçük olan hangisi? 3 üzeri 2. Üstü küçük olanı alıyorum. 3 üzeri 2. 5 ortak mı? Hayır. 7 ortak mı? Hayır. Sadece ortak olan tabanları 3 vardı. O zaman EBOB'umuz ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri 2 oldu. Burada şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ortak olmayanları üzerine çizebilirsiniz. Yani burada 2 diğer tarafta var mı taban olarak? Yok. Sil. 5 diğer tarafta var mı? Yok. Sil. 7 diğer tarafta ortak taban olarak var mı? Yok. Bunu da silebilirsiniz. Ortak olan 3'ler kaldı taban olarak. Onların da üstü küçük olanı seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Diğer bir kuralımız iki doğal sayının çarpımı EBOB'ları ile EKOB'larının çarpımına eşittir. Yani A çarpı B eşittir EBOB AB çarpı EKOB AB. Yani A ve B sayılarının çarpımı EBOB'ları ile yani AB'nin EBOB'u ile AB'nin EKOB'unun çarpımına eşittir. Şimdi örnekte uygularsa arkadaşlar çarpımları 700 olan iki doğal sayının EKOB'u 140 ise EBOB'u kaçtır? Şimdi arkadaşlar sayıları bilmediğim için diyorum ki sayılarım AB olsun. Yani A çarpı B eşittir neydi çarpımlar? EBOB AB çarpı EKOB AB idi değil mi? Şimdi A çarpı B'yi bana vermiş mi arkadaşlar 700 olarak? Evet. A çarpı B yerine 700 yazıyorum. Benden EBOB'unu istiyor. EBOB çarpı. Bana EKOB'unu vermiş mi arkadaşlar? 140 olarak vermiş. EKOB yerine 140 yazıyorum. Her iki tarafı 140'a bölüyorum arkadaşlar. Çarpım olduğu için. Sadeleşti. 700'ü 140'a böldüğüm zaman sonuç 5. EBOB'ları neymiş arkadaşlar? 5'miş. Diğer sorumuza bakarsak EBOB 5, EKOB'u 180 olan iki doğal sayıdan biri 120 ise diğeri kaç? Biri 20 ise diğeri kaçtır arkadaşlar? Şimdi ne biliyordum? A iki sayının çarpımı, iki doğal sayının çarpımı EBOB'ları ile EKOB'larının çarpımı arkadaşlar. Şimdi benden sayılardan birini bilmiyor. Diyorum ki A 20 olsun. O zaman ben B'yi bulmam lazım. EBOB'unu kaç verdi arkadaşlar bana? EBOB'u 5. EKOB'u kaç arkadaşlar? 180. Gördüğümüz gibi her iki taraf ne oldu? Çarpım şeklinde. Her iki tarafı o zaman burayı 20'ye bölüyorum. Burayı da 20'ye bölüyorum. Bu 20, 20'yi sadeleşti. B eşittir. Bu çarpım durumunda olduğunu sadeleştirebilirsiniz. Gitti. Sıfırlar gitti arkadaşlar. 2'yi 18'e böldüm. Burada 1 kaldı. Burada 9 çarpı. Yani B neydi? 5 çarpı 9 eşittir 45 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. YouTube kanalımız Şentepe Akademi'den bizleri takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.